Bir de bu uygulamaları çiftliklerde yani rutin olarak neden uyguluyoruz? Neye katkısı var? Neye katkı sağlıyor? Süt veriminde özellikle ne gibi etkileri var? Ya da işte diğer ahırımızda besilik hayvanlarımız var. Neye fayda sağlıyor? Bunlardan da bahsedelim ki biraz. Şimdi şöyle, iç dış paraziti biz neden uyguluyoruz? Yaptığımız uygulamada hayvanlarda akciğer kıl kurtları, işte mide bağırsak kıl kurtları, işte bağırsaklardaki sestotlar, nematotlar gibi hayvanların organlarında özellikle üreyen çok fazla parazit mücadelesi var. Ve bu parazitler ne yapıyor? Hayvanların yediği yemlere ortakçı oluyor. Evet. Yani hayvan yediği yemden yararlanırken hayvanın yediği gıda maddelerini mide bağırsaklardaki özellikle parazitler de ortakçı çıkıyor. Ve bu ortakçılık hayvanlarda sıkıntıya sebebiyet veriyor. Yani hayvanlarda zayıflama, aşırı zayıf hayvanlar Evet. ve hayvanların Sağ bacağından da tekme atıyor. kondisyonlarının düşmesine sebebiyet veriyor. Yani bu ne demek oluyor? Hayvanın kondisyonu düşerse, hayvanın yemine bir ortakçı varsa, günlük aldığı, tükettiği kuru maddede süt verimi de düşecek otomatik olarak. Hayvanların verim özellikleri de düşecek. Bu sağmalı hayvanlarda süt verimi, işte besi hayvanlarında da et verimi düşüşlerine Evet. sebebiyet verecek. Paraziter uygulamaları yapıyoruz biz. Sadece iç dış parazit yaptığımızda hayvanlar mide bağırsak kıl kurtlarına değil, karaciğer kelebeklerine karşı da hayvanları iç dış parazit mücadelesi yapıyoruz. Yani karaciğer kelebekleri ne yapıyor? Tabii karaciğer vücudun bir fabrikası. Fabrika bozulduğunda tabii üretim durur. Yani karaciğer enzimleri salgılayamazsa ve çok fazla parazitle mücadele etmeye çalışırsa vücuttaki bazı aksaklıklara sebebiyet veriyor ve metabolizma yavaşlamaya başlıyor ve hayvanlarda aşırı zayıflık şekilleniyor. Tabii insanlar hani parazit mücadelesi yaparken işte sadece dış parazitler, bit, pire, uyuz, kene gibi işte iç parazitlerde de yetiştiricilerimizin aklında kalan tek şey işte bağırsak kıl kurtları, özellikle şeritle. Onlar tabii şeritleri uzun süre iç dış parazit yapılmayan işletmelerde şeritler mutlaka dışkıda görüyorlar. Onların aklına sadece şerit mücadelesi geliyor. Ama biz totalde baktığımızda mutlaka karaciğer kelebeklerine karşı, işte akciğer ve mide bağırsak kıl kurtlarına karşı da aşılama yapmamız lazım. Tabii burada önemli nokta yine karaciğer kelebekleri. Onlara karşı bir parazit mücadelesi, daha verimli sürüleri elde ettiğimizi biz yaşayarak da gördük. Hani ve bunun uygulaması kolay preparatları da var. Ağızdan oral şekilde hani sıkma yapıyoruz. Önceden iç ve dış parazit yaparken iç parazitte özellikle hapları çok fazla kullanırlardı insanlar. Tabii hapı uygulamak veya işte hapları kullanmak daha zor. Ama bunun kendine özel ağızdan sıkmalı enjeksiyon preparatı var. Direkt hemen hayvan böyle şeker yermiş gibi tatlı da bir preparat. Ağzından sıktığımızda hayvanlara rahat bir şekilde uygulama yapabiliyoruz. Evet, mesela ben demin bir kameramı çektim bilmiyorum da mesela bir iğnemize enjeksiyon yaparken tekme yedim. Mesela bu hayvandan boyundan uygulama yapmalıyız. Tabii Çünkü yani hayvan kendisi aşırı tepki veriyor. Daha önce geçmişinde de böyle bir şey olmuş olabilir. Bu hayvana boyundan uygulama yapmalıyız. İşte kalçadan bu iğne yapmaya çalıştım. Hayvan tepki verdi. ya işte Diğer... anlattık zaten hani kalçadan uygulama yaparken ki problemimiz Aha. hayvanın çifte atması, Evet. ama onun dışında yine uygulamamızı yapıyoruz. Bu hayvan dördüncü hayvanımız. Ona da boyundan uygulamayı yapar. Böylelikle parazitle mücadeleyi bitirmiş oluruz.